Evet, Honda Jazz'larda biliyorsunuz ki CVT şanzıman var. Bu şanzımanı kullanırken bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor. Vitesimizin ilk önce konumlarını bir anlatmaya çalışayım. Burada P konumu, park konumu. Üzerindeki mandalı basarak çektiğimizde R yani rear, N neutral, D drive, S ve L konumları. Şimdi aracımızı park ettiğimiz zaman P konumunu alıyoruz. Daha sonra koltuğumuzu kapatıyoruz. E-frenimizi çekip. R geri vites oluyor. N boşta. Yani neutral. Neutral demek. İşlevsiz. D drive. İleri giderken otomatik modumuz bu. S sport mod, yani yüksek devirlerde arabayı kullanır. L de low, düşük, yani yokuş yukarı çıkarken, inerken ve buzlu yollarda kullanacağımız mod bu. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken konu, aracımızı P konumuna almadan önce kesinlikle aracın durmuş olması lazım. Aracımız durmadan kesinlikle P konumuna almıyoruz park edeceğimize. Bir de yokuşlarda park edeceksek şayet aracımızı, ilk önce N konumunu alıp sonra el frenimizi çekip daha sonra da arabadan ayağımızı frenden çekip boşluğunu alacağız. Sonra P konumunu alıp kontağı kapatacağız. Direkt P konumunu alıp el frenini çekseniz dahi ayağınızı frenden çektikten sonra araba bir miktar öne doğru gitmek isteyecek. Bu da şanzımana yük bindirmiş olacaksınız. Şanzımana yük bindirdiğiniz zaman da şanzımana zarar verebilirsiniz. Biliyorsunuz ki şanzıman fiyatları bu araçlarda çok pahalı. Sıfır bir şanzıman yetkili serviste değiştirmeniz 60 bin liradan fazla. Bazı araçlardan şanzımanı daha pahalıya mal olabiliyor. Çıkma şanzımanlarda 8 bin liradan başlıyor. O nedenle bunlara dikkat ederek kullandığınız zaman herhangi bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Aynı zamanda P'ye ve R'ye aracınız tamamen durmadan geçiş yapmayın. Yani D'de gidiyorsunuz otomatik viteste, drive modunda. Sonra geri geri manevra yapmak istediniz. İlk önce tamamen aracınız dursun. Daha sonra R konumunu alıp daha sonra hareket edin. Ayağınızı frenden çekerek aracınızı hareket ettirin. Yani D konumundan araç durmadan ileri doğru giderken R konumunuza aldığınız zaman şanzımanı yine zorlayacaksınız. Yük bindirmiş olacaksınız. Bunları dikkat ederseniz ve yokuşlarda aşırı bir abanma yapmazsanız gaza, yokuş yukarı ve yokuş aşağı pozisyonlarda sıkıntısız, problemsiz bir şekilde yıllarca aracınızı kullanabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.